Petrotürk TV'den herkese merhaba, ben Gözde Emlik. Türkiye enerji endüstrisinin en büyük aile buluşması olarak gelenekselleşen 14. Türkiye Enerji Zirvesi 25-26 Kasım 2024 tarihlerinde Hilton İstanbul Beaumont Otel'de yapılacak. Bugün zirveyi düzenleyen Enerji Fuarcılık Organizasyonu'nun genel müdürü Selman Gezer'le birlikteyiz. Selman Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selman Bey'le Türkiye Enerji Zirvesi'ni konuşacağız bugün. Uzatmadan sorularıma geçiyorum izninizle. Öncelikle böyle kısaca sizi biz tanıyoruz ama sektör daha iyi tanısın istiyoruz. Kısaca kendinizden bahsetmenizi rica edeceğim. Tamam, çok kısa. Zonguldak doğumluyum. Memur bir ailenin çocuğu olarak çocukluk ve gençlik yıllarım birkaç şehirde geçti. En son İzmir'den üniversite için Ankara'ya geçtim. Ankara'da üniversiteyi okuduktan sonra yurt dışında, yurt içinde özellikle yeni yatırımların kurulması, iş geliştirme rollerinde sorumluluk üstlendiğim birkaç işte çalıştıktan sonra enerji sektörüne Enerji Ticareti Derneği koordinatörü olarak girmiş oldum. 10 yıldan fazla bir süre Enerji Ticaret Derneği'nde koordinatör olarak çalıştıktan sonra şu an bulunduğum Enerji Fuarcılık Organizasyon Şirketi'ne geçtim. Bir seneyi biraz aşkın süredir de burada görevimi yürütmekteyim. Peki Türkiye Enerji Zirvesi'ni sizden dinlemek istiyoruz. Türkiye Enerji Zirvesi tabii bizim yıllarca dışarıdan katılımcı olarak takip ettiğimiz, katıldığımız bir etkinlik. Enerji sektörünün aslında bana kalırsa en etkili zirvelerinden, en etkili programlarından birisi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de bu enerji sektöründe programlar çok fazla var, etkinlikler çok fazla var. Her birisi kendine göre bir takım işlevler taşıyor, yerine getiriyor. Fakat Türkiye Enerji Zirvesi birçok açıdan ihtiyaca hitap ettiği ve birçok açıdan insanlar tarafından, sektör katılımcıları tarafından ilgi gördüğü için çok önemli. Tabii geleneksel olarak hem kamu tarafından hem özel sektörden en üst düzey katılımın olduğu etkinliklerden birisi olarak yerleşti, oturdu. Fakat içerik olarak da Türkiye'nin güncel ve geleceğe dönük konularını en iyi kapsayan, işleyen etkinliklerden bir tanesi. Dolayısıyla bence Türkiye enerji sektörünün, enerji dünyasının en vazgeçilmez etkinliği diyebilirim. Böyle kısaca özetlemek gerekirse. Aslında çok iyi bir, değerli bir marka Türkiye Enerji Zirvesi. Çok sevindirici olan şey şu, insanlar birkaç ay önceden, biz duyurularımızı yapmadan birkaç ay önceden Türkiye Enerji Zirvesi'ni sormaya başlıyorlar. Bu sene yeri belli mi, nerede yapılacak vesaire. Bu güzel bir güç. Bizler için de aslında hem gurur verici hem teşvik edici bir şey. Tabii bir takım değişiklikler de yapmak istiyoruz. Kısaca zirveyi özet olarak anlatmam gerekirse böyle anlatabilirim. Tamam, değişikliklere geleceğiz zaten, soracağım bunu size ama her yıl aslında sektörün gündemine yön veren bir tema belirleniyor. 14. Türkiye Enerji Zirvesi'nin teması ne olacak? Aslında son birkaç zirvedir. Temalar biraz daha enerji sektörü özelinde değil, daha üst perdede bu özellikle dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle jeopolitik konuları da içine alan, enerji sektörüyle jeopolitik konuların da bağlantılarına dokunan temalarla yapıldı. Bu sene biz aslında temayı belirlerken biraz daha sektörümüzün gündemine, sektörümüzün geleceğine odaklanmak, dönmek istedik. Bundan dolayı bu sene zirvenin temasını geleceğin enerjisi, enerjinin ekonomisi olarak belirledik. Çünkü enerjide bir dönüşüm şu an artık yatsınamaz, önüne geçilemez bir trend halinde. Ve bu dönüşümün en önemli unsurlarından bir tanesi tabii ki finansal ve ekonomik unsurlar, başarıya ulaşmasının en önemli alanlarından, açılarından bir tanesi. Dolayısıyla geleceğin enerjisi, enerjinin ekonomisi bu yılki zirvenin teması olarak belirlendi. Bir de şöyle bir sorum var. Aslında zirve her yıl üzerine koyarak devam ediyor. Yani 14.sü olduğu için zaten 14 yıldır devam eden bir zirve olması tek başına zaten bunu kanıtlayan bir şey. Ama bu yıl hani farklılık ne var? İnsanları neler bekliyor? Neler katıldı zirveye? Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Bahsettiğim gibi zirve zaten sektörde çok yerleşmiş, sektör katılımcılarının belli
açılardan alışkın olduğu, belli özellikleriyle alışkın olduğu bir etkinlik. Bizim burada aslında bu yılki zirveye hazırlanırken en çok önem verdiğimiz iki tane konu var diyebilirim. Bir tanesi zirvenin içeriğini, özellikle bu temada da daha enerji sektörü gündemine dönmüş olmamızla birlikte daha fazla sektörümüzün konularını insanların dinlemek isteyeceği alanlara odaklamak istedik. İçerikle güçlü hale gelen bir zirve oluşturmaya çalışıyoruz. İkincisi de özellikle uluslararası katılımı güçlendirmek, artırmak istiyoruz. Tabii ki sonuçta Türkiye Enerji Zirvesi temel olarak Türkiye'deki enerji piyasası paydaşlarımızın katıldığı bir zirve. Dolayısıyla özellikle Türkiye'deki enerji piyasası paydaşları için dünyadaki, bölgemizdeki farklı konuları, farklı fırsatları farklı açılardan görmeye olanak sağlayabilecek bir katılımcı, konuşmacı profili oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için özellikle yurt dışındaki bölgemizde olsun, bölgemizden daha uzak coğrafyalarda olsun, sektörel derneklerle yeni yeni işbirlikleri kuruyoruz, işbirlikleri oluşturuyoruz. Bunların bazıları sonuçlandı, bazılarında teyit aşamasındayız. Örneğin Afrika'dan, Azerbaycan'dan, Gürcistan'dan, çeşitli ülkelerden o ülkelerdeki enerji dünyasını, enerji dönüşümünü, o ülkelerdeki enerjinin geleceğini, ekonomisini, yatırım fırsatlarını anlatmak üzere aramızda olacak, katılımcılar olacak. Dolayısıyla bu yılki zirve için aslında katılımcılar tarafından hissedilecek olan farkın içerik ve içerikteki özellikle uluslararası kapsamın artırılmış olması olacağını düşünüyorum. Peki siz içerik demişken insanlar bunu bekliyor şimdi açıkçası. Hani içerikler ne olacak, konu başlıkları ne olacak, bunlarla ilgili bir zaman var mı açıklanma süresi? Önce bu süreyi sorayım, sonra ardından bir soru daha ekleyeceğim çünkü. Aslında biz tabii ki bu içerik konusunu olabildiğince erken tamamlamayı ve paylaşmayı hedefliyoruz. Ancak tabii bizim etkinliğimiz 3 farklı salonda eş zamanlı oturumlarla yürüyen çok çok farklı açılardan enerji sektörünü ele alan konuları işlemeye çalıştığımız bir etkinlik olduğu için ortalama 100'ün üzerinde konuşmacının ayarlandığı, teyit edildiği, oturumların programının çıkarıldığı bir süreçten geçiyoruz. Ben zirveden en az 1 ay önce programı açıklamış olmayı hedefliyorum. Umarım daha da erken paylaşabiliriz. Son olarak da şöyle bir şey soracağım o zaman. Oturumların konuları neye göre belirlenecek? Bir stratejiniz var mı bununla ilgili? Bununla ilgili biraz bize anlatırsanız. Tabii ki yani konuların ana belirleyicisi olan çerçeve etkinliğin teması. Dolayısıyla biz bu senede oturumları belirlerken hiç yapmadığımız ya da son birkaç senedir etkinlikte yer almayan bazı oturum başlıkları da belirlemiş olduk. Örneğin son 2 zirvede olmayan yatırımlar ve finansmanla ilgili bir oturumu mutlaka yapacağız, ekledik programa. Enerjinin geleceği diyoruz. Enerjinin geleceği derken yenilenebilir tabii ki çok daha geniş konuşulması gerekiyor. Geçen sene yenilenebilir enerji sektörlerini tek bir panelde ele almıştık. Bu sene yenilenebilir enerji sektörlerini ayrı ayrı oturumlar şeklinde ele almayı, incelemeyi, konuşmayı planlıyoruz. Yine yeni teknolojiler tarafında depolama, e-mobilite, dijitalleşme bunlar hem etkinliğin oturumlarının yerleştirilmesinde, sıralanmasında hem içeriğin konuşmacıların oluşturulmasında önemli üzerinde çalıştığımız başlıklar ve oturumlar olacak. Bununla birlikte yine az önce bahsettiğim yurt dışından olan konuşmacıların mümkün olduğu kadar daha fazla katılımcıya ulaşabileceği şekilde program içerisinde konumlandırılmasına çalışıyoruz. Tabii ki aynı ilgi alanların örtüşebilecek katılımcılar için konu kapsamları birbirinin üstüne geçebilecek oturumların eş zamanlı olmaması gibi dikkat ettiğimiz hususlar var. Tabii bunlar yıllardır yapılan bir zirvede zaten belirli tecrübelerin oluşmuş olduğu konular, hususlar. Ama her senenin teması ve her sene yeni eklenen oturumlar bu anlamda bir takım zorluklar yaratıyor. Bunları en kısa sürede aşıp programı yerlerine oturtup
paylaşmayı hedefliyoruz bahsettiğim gibi. Benim sorularım bitti aslında. Son olarak neler eklemek istersiniz ve onu soracağım size. Ben şunu ekleyebilirim. Aslında Türkiye Enerji Zirvesi bugüne kadar gelmesi, şu anda elde ettiği başarılı konuma ulaşmasının temel sırrı, İşte bu en büyük aile buluşması diye ifade ettiğimiz, aslında herkesin el ele verip gerçekleştirdiği bir etkinlik olmasında bence. Yani burada dernekler, kamu tarafındaki piyasamızın paydaşları, özel sektördeki şirketler münferit olarak gerçekten bu zirveyi anlamlı, bir sonucu olan, sektörümüz için faydalı bir etkinlik, bir iş olarak gördükleri ve bu anlamda destek verdikleri, içinde oldukları için bu zirve bugün 14.sü yapılabiliyor ve bu kadar güçlü bir şekilde etkili bir marka değerine, marka gücüne sahip diye düşünüyorum. Dolayısıyla yine bu senede hem biz çalışırken bunu sağlamaya çalışıyoruz, hep istişarelerle bütün programları oluşturmaya ve hazırlıklarımızı yürütmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde yine sektörümüzün de kamu tarafıyla olsun, özel sektör tarafıyla, dernekleriyle, know-how sahibi, burada işte sektörümüzde belki faaliyet göstermeyen ama akademisyenlerle, sektörümüzde çalışma yapan tüm değerlerle el ele birbirimizi yalnız bırakmayarak birlikte oluşturacağımız bir zirve sağlayabilirsek değerli olacağına inanıyorum. Son olarak bunu söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben İyi geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli PetroTürk TV izleyicileri, 14. Türkiye Enerji Zirvesi'nin özel yayınlarına zirvenin başlangıç günü olan 25 Kasım'a dek devam edeceğiz. Zirveyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için PetroTürk TV izlemeye devam edin. Hoşça kalın.